Babacığım, benim karnım çok acıktı ya. Yiyecek bir şey yok mu? Açlıktan öleceğim yani şimdi. Annem olsaydı şimdi bana mis gibi yemek yapardı. Evladım, olur mu öyle şey? Ben de sana yemek yaparım. Allah Allah, bak sana mis gibi çorba yaptım. Afiyetle yersin işte şimdi. Of baba ya, yine mi çorba ya, yine mi ya? Of ya, içim dışım çorba oldu. Bir makarna yapıyorsun, bir de çorba. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Keşke annemle beraber gitseydim ya. Of ya, of. Evladım, niye öyle diyorsun ya? Niye öyle diyorsun? Sen de mi beni terk etmek istiyorsun? He? Tek başıma mı yaşayayım ben? Hiçbiriniz sevmiyor musunuz beni? He? Sevmiyor musunuz? Babacım, seviyoruz da içimiz dışımız çorba oldu yani. Sen çok fakirsin. Annemler mis gibi zenginlik içinde yaşıyorlar. Şu üstüme başıma baksana, yırtık pırtık. Eğer annemle gitmiş olsaydım şimdi mis gibi zengin olurdum. Üstüm başım harika olurdu yani. Madem öyle, madem gitmek istiyorsun, git oğlum. Ne yapayım yani şimdi? Ben senin için sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Para kazanıyorum. Varımı yoğumu sana veriyorum. Ama sen beni terk ediyorsun. Öyle olsun. Tamam, ne diyeyim ki? Üzgünüm baba. Babacım, yapacak bir şey yok. Arada ziyarete gelirim ben seni, tamam mı? Hadi görüşürüz. Vay be, Arda da terk etti beni. Demek böyleydi ha. Sırf çorba yaptım diye terk etti beni. Fakirim diye kimse sevmiyor. Ailem bile sevmiyormuş meğersem beni. Vay be, vay. Evet, şöyle bir bakalım. Elimizdeki haritaya göre ev burası olmalı. Evet evet, ev burası. Kesinlikle burası. Harita burayı gösteriyor. Ev gerçekten harika gözüküyor ya. Şu evin güzelliğine bak. Bundan sonra burada yaşayacak olduğuma inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Anneciğim, ben geldim. Bu ev ne kadar genişmiş böyle ya. Evin içinde kayboldum resmen. Sizi bulana kadar canım çıktı. Bu çocuk nereden çıktı ya? Allah Allah. Bir de buna mı bakacağız şimdi? Ay oğlum, hoş geldin. Gel gel, içeri gel. Merhaba Polat amca, ben geldim. Bu ne böyle ya? Ben bu çocuğa böyle bakmam. Bunun bir çeki düzen alması lazım yani. Üstü başı yırtık bunun. Ben bu şekilde bu çocuğa bakamam. Ay evet oğlum, üstün başın yırtık. Bunların düzelmesi gerekiyor. Şey, babam fakir olduğu için düzeltemedi. Böyle kıyafetler giymek zorunda kaldım. Nasıl düzelteceğiz? Ben sana güzel kıyafetler vereceğim şimdi. Hiç merak etme. Benim gibi mafya gibi giyineceksin. Vay canına, gerçekten mi? Oley be, ben de bir mafya olacağım. Oley. Ben böyle fakir çocuk beslemem yani evimde. Gel bakalım buraya. Seni de güzelce giydirelim. Vay canına Polat amca, şu halime baksana ya. Çok yakışıklı oldum sayende. Üstümdekilere bak. Baksana, jilet gibi oldum maşallah. Evet evet, maşallah, çok yakışmış. Aferin sana. Bundan sonra öyle fakir giysileriyle gezmek falan yok. Anladın mı beni? Tamam abi, merak etme. Bundan sonra sen nasıl istersen öyle olacağım ben de. Aferin aferin. Böyle adam olacaksın işte. Ay bana bir şeyler oluyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Midem bulanıyor. Ne oluyor anneciğim ya, ne oluyor? İyi misin? Ne olur iyiyim de. Hemen hastaneye gidelim. Aman Miray, ne oluyor? Hemen gidelim hastaneye. Başına bir şey gelmesin. Ay olur olur. Hemen hastaneye gidelim. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Aa, midem. Of ya, midem. Of, çok kötü. Çok kötü, midem bulandı. Özür dilerim. Ay, pislik, eve kustu ya. Of. Aman be, neyse, çabuk hastaneye yürü, bir daha sakın evime kusma. Doktor amca, doktor amca, annemin bir şeyi yok değil mi? Onu kurtaracaksın değil mi? Evet doktor, eğer Miray'a bir şey olursa senin başın derde girer, anladın mı beni? Tamam tamam, sakin olun ya, demeyin öyle şeyler. Miray Hanım'ın hiçbir şeyi yokmuş, sapasağlam maşallah, turp gibi. Neden öyle olmuş o zaman, anlatsana doktor. Çünkü Miray Hanım'ın nur topu gibi bir çocuğu daha olacak. Miray Hanım hamile. Ne yani, bir kardeşim daha mı olacak benim? Oley be, oley, kardeşim oluyor. Ne çocuğu doktor bey, ne diyorsunuz siz? Ben bir çocuğa daha bakamam. Zaten bu yanımdaki zibidi çıktı geldi, bununla uğraşıyoruz. Bir de çocuk mu çıkacak başımıza? Arkadaşlar ya, beni benim ailem bile sevmiyor. Kimse sevmiyor beni. Eğer siz beni seviyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi bakalım, beni seviyor musunuz görelim. Vallahi Polat Bey, yapacak bir şey yok. Kadın hamile yani. Allah Allah. Ne yapacaksın çocuğu? Caminin kenarına mı bırakacaksın? Hayvan herif. Ne dedin sen? Hayvan herif mi dedin? Yok canım yok, ne hayvan herifi. Hayırlı herif dedim ben size. Hayırlı, çok hayırlısınız maşallah. Aferin aferin. Böyle adam ol.
Doktor amca, doktor amca, kardeşimi ne zaman görebilirim? Onu görmek istiyorum artık ben. Şey, hemen birazdan görebilirsiniz. Hiç merak etmeyin, hiç. Ay şuraya bakın, nur topu gibi bir çocuğumuz oldu. Gerçekten çok tatlı. Hep, Polat'ın silahı ne? Çabuk kaldır onu, küçücük bebek var burada. Pardon, elimde kalmış da öyle, kaldırdım hemen. Bu çocuk ne böyle ya, çok çirkinmiş bu bebek, hiç tatlı değil. Ay inanmıyorum ya, gerçekten çok tatlı, çok tatlı bir kardeşim oldu. Ne tatlısı be, iğrenç, gerçekten bir maymuna benziyor, çok çirkin, hiç beğenmedim ben bu bebeği. Doktor bey, bu bebeği verip başka bebek alsak olur mu ya? Polat Bey, kafayı mı yediniz siz? Öyle şey mi olur? Herkesin kendi bebeğini kendisine veriyoruz. Başkasının bebeğini alıp size mi verelim? Allah Allah. Evet, verin, ne olacak ki? Allah Allah. Parasını da veririz, sıkıntı yapmayın. Biz hem bebeğimizi de onlara verirsiniz. Ay ne diyorsun sen Polat Bey? Allah Allah. Mis gibi bebeğimiz oldu işte. Neden bebeğimize kötü kötü laflar ediyorsun? Kırıyorsun onun kalbini, ağlayacak şimdi. Çok da çirkin alıyormuş gerçekten. Hiç sevmedim ben bu bebeği. Ben bu bebeğe bakmam, size de bakmam. Sizi terk ediyorum. Ne yaparsanız yapın. Neler diyorsun sen? Kafayı mı yedin? Nasıl terk ediyorsun ya? Neler diyorsun sen? Allah'ım, kulağından çıkanı, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana ne Velet? Seni çağıran oldu mu? Hemen çıktın, geldin zaten evimize. Seni hiç sevmemiştim. Şimdi de hepinizden kurtuluyorum. Sıkıldım artık sizden. Vay be, biz de seni adam sanmıştık. Adam yerine konmuştuk. Güvenmiştik. Evet ya, babamı terk ettik senin yüzünden. Meğer sen babam ne kadar iyi bir insanmış. Harbiden ya, ben seni delikanlı bir adam sanmıştım. Meğer sen madam çıktın. Keşke fakiri hiç terk etmeseydik. O bizi çok seviyordu. Bizim için her şeyi yapıyordu. Çalışıyordu, didiniyordu. Çok büyük bir hata yaptık. Defolun gidin o zaman fakirinizin yanına. Allah Allah, terk ediyorum ben sizi. Olamaz ya, olamaz anneciğim. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Babamdan özür dilememiz lazım. Bizi umarım affeder. Evet, fakir gerçekten çok iyi birisi. Bizi affedebilir belki. Eğer bizi affetmezse gerçekten yandık demektir. Of ya of. Babam umarım bizi affeder. Umarım ya, umarım. Bakalım açacak mı kapıyı? Umarım açar. Bizi sokakta bırakmaz. Fakir gerçekten çok iyi birisi. Merak etme, bizi yarı yolda bırakmaz. Arda, Miray, ne işiniz var sizin burada? Siz beni terk etmiştiniz. Niye geri geldiniz ki? Babacım, biz çok pişman olduk. Senin değerini bilemedik. Çok özür dileriz. Çok. Evet fakir, sen aslında harika bir babaydın. Harika bir insandın. Bize çok iyi bakıyordun. Biz çok büyük bir hata ettik. Sen bizim için çalışıyordun. Bütün paranı bize veriyordun. Her gün karnımızı doyuruyordun. Evet, sırf bizim için çalışıyordun sen. Biz de senin değerini bilemedik. Vay be, demek sonunda değerimi anladınız. Ama biraz geç oldu yani. Siz beni terk edip gittiniz o Polat'ın yanına. Ne oldu şimdi? Polat kıçınıza tekmeyi mi vurdu? Ne oldu? O sizi terk etmeseydi hayatta benim yanıma geri gelmeyecektiniz, değil mi? Şey, fakir öyle deme. O bizi bıraktığı için senin değerini daha iyi anladık. Evet babacığım, bundan sonra senin değerini her zaman çok iyi bileceğiz. Söz veriyorum sana, söz. Evet fakir, bundan sonra hep beraber bir aile olacağız. Hiç merak etme. Ne olursa olsun siz hala benim ailemsiniz. Sizi asla sokakta bırakamam. Gelin, beraber yaşayalım tekrardan. Ama bu yaptığınızı asla unutmayacağım, asla. Arkadaşlar, sizi onları affetmekte doğru olanı mı yaptım ya? Beni terk etti onlar zamanında. Ama şimdi ailemler yani. Tekrardan affetmeli miyim sizce? Yorumlara yazın ne olursunuz. Çok sağ ol babacığım ya. Çok sağ ol. Sen gerçekten harika bir insansın. Evet fakir ya. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Sen mükemmel bir adamsın. Bunu asla unutmayacağız. Her zaman senin değerini bileceğiz. Ama bu yaptıkları o Polat'ın yanında kalmayacak. Tamam mı oğlum? Birlikte gideceğiz. Onun ağzını burnunu kıracağız, tamam mı? Tamam babacığım, tamam. Sen iste yeter ki. Gidelim onun ağzını burnunu kıralım bir güzel. Ulan Polat, gel buraya. Bittin oğlum sen. Ne oluyor burada böyle? Hayırdır, niye geliyorsunuz üstüme üstüme? Döverim bak size ha. Ben Polat Alemdar'ım. İkinizin de ağzını burnunu kırarım. Demek ikimizin de ağzını burnunu kıracaksın ha. Görürsün sen şimdi. Görürsün. Hadi baba, ağzını burnunu kıralım şunun. Hadi oğlum, hak ettiğini verelim şuna. Yumruklarımızın tadına baksın biraz zibide. Ulan sen var ya sen ne karaktersiz adammışsın be. Sen var ya sen çok kötü bir adamsın.
Aynen öyle. Bize yaptıklarını unutmadım. Al şunu al. Terk ettin sen bize. Aa durun. Tamam tamam, dövmeyin beni. Durun, imdat. Hak ettin sen bunları, hak ettin. Kandırıkçı seni. Kandırıkçı herif. Vur baba vur. Hayır.